Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz 1,5 senedir devam ettiğim uçuş okulumdan mezun oldum. İşte birkaç gündür evdeyim koronadan dolayı. Ve odamı toplarken uçuş okulunda kullandığım şeylere rastladım. Onları da böyle dedim ki onlarla ilgili bir tane bilgilendirici video çekeyim. Hoşunuza gider diye düşünüyorum. Fazla teknik şeylere girmeyeceğim. Görüyorsunuz masada bir sürü şey var. Hepsini tek tek size uzatmadan, teknik şeylerine girmeden anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Şöyle hepsini genel bir tanıyalım. 1. Ajanda. 2. Gözlüklerim. 3. Dizlik. 4. Logbook. 5. Flight Computer. 6. Giriş kartı. 7. Harita. 8. Yeşil yelek. 9. Fener. 10. Otel anahtarı. 11. Lisansım. Pilot lisansı. 12. Plotter. Evet, birincisiyle başlıyorum. Arkadaşlar bu ajanda tabii ki. Şöyle söyleyeyim. İlk uçuşa başladığınız zaman ilk safhalarda flight room'da oluyorsunuz. Genelde hocalarla birlikte oluyorsunuz. Yani yanınızda dolaşan ansiklopediler var arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli not almanız gerekiyor. Çünkü uçuşla ilgili çok fazla teknik bilgiler paylaşıyorlar. Biliyorsunuz bunları o anlık olarak hafızamıza yazabiliyoruz ama daha sonradan geri çağırma konusunda sorunlar yaşıyoruz. O yüzden şöyle kolay taşınabilir, yanımıza taşıyabildiğimiz bir ajandaya ihtiyacımız var. Şöyle pratik olursa tabii daha güzel olur. Ben genelde çizgisiz tercih ediyorum. Yazmak daha güzel geliyor. Daha derli toplu oluyor. Yamuk yazıyorsanız bu size göre değil. Sadece pilotlar için değil. Günlük hayatınızda da özellikle iş hayatında çalışanlar beni onaylayacaktır. Ajandaya çok ihtiyaç duyuyoruz. Ben de çalışıyorken kullanıyordum. Ajanda bu kadar. Gözlükle devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki neden 3 tane gözlük var? Birisi güneş gözlüğü, birisi günlük hayatta kullandığım, dışarıda kullandığım gözlüğüm, birisi de evin içerisinde işte film izlerken, bilgisayarın başındayken kullandığım kırmızı saplı gözlüğüm. Neden bu kadar dikkat ediyorum gözlük kullanımına? Çünkü biliyorsunuz gözlük kullanımı en azından numaranın durmasını sağlıyor. Yani numara ilerlemiyor bu şekilde. Kullanmam gerekiyor. Çünkü lisansım VDL. Yani şuradan okuyayım. Sağlık sertifikamda. Aynı ehliyetteki gibi protez gözlük kısmında bir not düşmüşler. Bende de şu şekilde yazıyor. VDL yalnızca uzak görüş kusurunun düzeltilmesinde düzeltici mercek takacak ve yedek gözlük bulunduracaktır. Yani yedek gözlüksüz uçamam. Bırakın gözümdeki gözlüğü. Yedek gözlüğüm olmazsa eğitimde de uçamazdım. Normal uçuş hayatında da mesleğe yapmana izin vermezler. Dolayısıyla göz çok önemli havacılıkta. O yüzden ben de gözlerimi korumaya özen gösteriyorum. Şimdi gözlüğü de geçtik. Şimdi sırada dizlik var. Aslında şöyle söyleyeyim, uçuş safhasında her gün yanınızdan hiçbir şekilde ayırmadığınız bir aparat. Bunu dizinize takıyorsunuz. Önünde şu şekilde bir lastiği var. Bunu dizinize geçiriyorsunuz. Bu uçuşta sizle oluyor. Mesela ben solağım, sol dizimde takılı oluyor ve notlarım, uçuşla ilgili notları buraya alıyorum. Mesela kule, diyelim ki rüzgar verdi, aktif pisti söyledi, işte QNH söyledi. Bazı teknik terimler var. Fazla takılmayın. Yani bana not etmem gereken bir sürü şeyi söyledi. O anda onları kafamda tutabilirim ama yanılabilirim. O yüzden not etmem gerekiyor. Ve buraya sürekli notlar alıyorum. Notlar alabileceğim bir aparat. Ama aynı zamanda da benim ineceğim piste, gideceğim pistle alakalı önemli bilgiler var. Yani inişi hangi pistte yapacağım? Orada kullanılan frekanslar ne? Kuleyle hangi frekanstan iletişime geçeceğim? Onlar yazan kağıtlar var. Bunlara da chart diyoruz. Her uçuştan önce bunların hazırlıkları yapılıyor zaten. Bu da bu şekilde. Gerçekten dizlik inanılmaz önemli bir şey. Özellikle öğrenciyseniz. Dizliği de bıraktık. Şimdi kalem bu arada çok önemli. Böyle basmalı olması lazım. Şöyle kapaklı olduğu zaman havada inanılmaz zor oluyor. Dedikten sonra evet, logbook'a geçtik. Şöyle göstereyim. Logbook. Bu arada Ajet'in alacağı olsun yani. Ben bunu normal teslim ettim. Kargoda kırılmış kapağı birazcık. Gözüm gibi bakıyorum buna. Logbook tüm uçuş hayatı boyunca uçuşlarınızı not ettiğiniz bir defter. Buraya ilk baştan itibaren öğrenciliğe başladığınızdan itibaren meslekte emekli olana kadar tüm uçuşlarınızı not ediyorsunuz. Hangi hoca ile uçtun, kimle uçtun, işte ne kadar uçtun, hangi tarihte, hangi uçakla, hangi havalimanından uçtun. Bunun tutulduğu bir defter. Hatta kaza kırımlarda bile kullanılıyor bu defter. Yani incelemek için. Yani çok önemli. Her pilotun sahip olduğu ve uçuşlarını uçtuktan sonra not ettiği bir defter. Logbook diye geçiyor. Logbook'ta bitirdik. Geldik Flight Computer'e.
Uçuş bilgisayarı şöyle iki parçadan oluşuyor. Peki ne işe yarıyor? Şöyle belirli hesaplamaları yapmanıza yarıyor. Mesela diyelim ki uçuş sırasında bir yerden rüzgar alıyorsunuz ama rüzgarın nereden geldiğini bilmiyorsunuz ve tüm sistemleriniz gitti. Sürat kartından hangi süratte gittiğinizi buraya işliyorsunuz, yönünüzü hangi başta gittiğinizi yazıyorsunuz ve birkaç tane daha veri eklenerek buradan rüzgarın hangi yönde geldiğini hesaplayabiliyorsunuz. Ona göre de yeni uçacağınız başı belirliyorsunuz. Şöyle anlatayım. Havada giderken gelen rüzgarı fark edemezsiniz. Uçak kameraya doğru geliyor ama aynı zamanda sürükleniyor. Evet, kameraya doğru geliyorum ama sürükleniyorum. Yani rotadan çıkmamak için ne yapıyoruz? Rüzgar yönüne birazcık uçağı çeviriyoruz ve uçak bu şekilde geliyor. Bu hesaplamayı, şu baş hesaplamasını yapmaya yarıyor. İnanılmaz hesaplar yaptık bununla. Arka tarafı da yine sürat hesaplayabiliyorsunuz. İşte yakıt hesaplayabiliyorsunuz. Yani hesap makinesi olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bu şekilde hesaplama yapmak için de kullanabilirsiniz. Flight Computer'da bu kadardı. Evet, geldik fenere. Fener bir pilot için çok önemlidir. Özellikle gece uçuşlarında uçağın dışını kontrol etmek için. Evet, geldik haritaya. Haritamız bu arada bayağı büyük. Böyle açayım. Bu harita nerenin haritası bakalım? Ha, Edremit'in haritası. Harita ne işe yarıyor? Şimdi şöyle, normalde meslek hayatında haritaya çok ihtiyacınız olmuyor. Tabii ki sistemler çok geliştiği için ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama uçuş okulunda sistemler olur ya, yani gider diye öğretiliyor ve gerçekten zaten her pilotun bilmesi gereken bir şey. Şöyle mesela diyelim ki yakıtınız bitti ya da bir hasta yolcu var, divert etmeniz gerekiyor. Yani başka bir havalimanına inmeniz gerekiyor ve sistemleriniz gitti. Buradan buna sonra geleceğim. Bunun sayesinde ve Flight Computer sayesinde hesaplar yapıyorsunuz. Gideceğiniz yöne rahatlıkla rotanızı hesaplayıp gidiyorsunuz. Haritanız olmak durumunda. Haritanın ölçeğini iyi bilmek gerekiyor. Harita okumayı iyi bilirseniz herhangi bir dağa çarpma ihtimaliniz de azalır. Tabi havada sis mis yoksa. Harita çok önemli. Özellikle dizlikle beraber bunlar ayrılmaz ikili. Yanımızdan ayırmıyoruz. Harita. Tabii ki yeşil yelek. Yeşil yelek çok önemli. Apron'da dolaşırken, uçakların hareket ettiği yerde dolaşırken bunları giymek her uçuş personeline zorunlu. Tekniker de giyiyor, pilotlar da giyiyor. Orada dolaşan herkes giymek zorunda. Çünkü sizin fark edilmeniz o büyük devasa araçlardan çok çok zor. Dolayısıyla böyle reflektörler giymeniz gerekiyor. Biz de uçuş okulunda sürekli giydik. Hatta size açığını göstereyim. İşte 2 yıla yakındır kullandığım iJet'in yeleği. Yeşil yeleği. Bayağı eskimiş durumda ama bunu saklayacağım. Büyük bir hatıra benim için. Evet, yeşil yeleği de geçtik. Otel anahtarı. Otel anahtarını şöyle, tabii ki sürekli otellerde kaldığımız için bu anahtar arkadaşlar valizde kalmış benim. O yüzden yani ne bileyim, hatıra kalsın. Yapacak bir şey yok. Bunu götürecek değilim sonuçta. Anahtar bu şekilde. En önemli şeylerden birisi. Pilot lisansı ve sağlık sertifikası. Ha, bunu tabii ki göstermeyeyim ama dışı bu şekilde. İçerisinde lisansım var, pilot lisansı. Burada da sağlık sertifikam var. Her sene muayene olduğum sağlık sertifikam. Yanınızda bu olmadan uçuşa asla gidemezsiniz. Herhangi bir kontrol olduğu zaman bunu göstermeniz gerekiyor. Evet. Başka plotter. Plotter aslında özel bir cetvel. Kullanım farklı, gayet esnektir bu arada. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum ama bayağı esnek ve şeffaf. Haritanın üzerine koyuyorsunuz. Deminki dediğimi anlatayım mesela. Diyelim ki Çanakkale'desiniz. Edremit'e divert edeceksiniz. Çanakkale'den normalde İstanbul'a gidiyordunuz. Ama Edremit'e divert edeceksiniz. Bir tane hasta kalp krizi geçirdi. İşte bununla gideceğiniz rotanın üzerinde kara mili ve deniz mili olarak ölçebileceğiniz bir cetvel var. Aynı zamanda yönünüzü bulabileceğiniz gönye gibi bir şeyi de var. Bu şekilde. Ayrıntıya girmeyeyim, çok teknik. Ne kaldı? Tabii ki en son giriş kartı. Tabii ki giriş kartı olmadan olmaz. Uçakların bulunduğu yere apron deniyor arkadaşlar. Uçuş personeli apron kartsız asla giremez. Yani daha doğrusu apron kartı bulunmayan kimse oraya giremez. Bu da bizim apron kartımız. Şu anda benimki yanımda değil, sivil havacılıkta. Bu da Ezerfen'de geçiş kartı. Orası biraz daha küçük olmasına rağmen yine de orada bile giriş kartı var. Oraya da girerken giriş kartı kullanıyorsunuz. Böyle herkes giremiyor. Valla benim anlatacaklarım bu kadardı. Valla umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle farklı içeriklerle karşınıza geleceğim. Bundan sonra her hafta düzenli video atacağıma söz veriyorum. Şu anda kameranın karşısında. Başka ne diyebilirim? Yani başka ne diyebilirim diye düşünüyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.
Abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.